محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد استعذ بالله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الهاشمي الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أولادكم أحسنوا أدبهم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Bizleri günlerin efendisi Cuma gününe eriştiren ve önemli bir farz olan Cuma namazını eda etmek için Allah'ın evi, mescitlere, camilere gelmeye hidayet edip muvaffak kılan Rabbimize, mahlukatının adedince, arşının ağırlığınca, kelimelerinin sayısınca hamdü senalar olsun. Rabbim nefsim ve sizler için hayırlara, hidayetlere vesile olacak. Takvaya sarılmamıza, günahlardan tövbe edip terk etmemize vesile olacak. Allah'ı ve Resulünü daha çok sevmemize vesile olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Bir vaazu nasihatı yapmaya, dinlemeye, söyleyip dinlediklerimizle de Allah için amel etmeye Rabbim muvaffak eylesin, hidayet eylesin inşallah. Evet, okullarımız açılıyor önümüzdeki haftalarda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kullukum ra'in, kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız. Hepiniz çobansınız ve hepiniz emriniz altındakilerden, yönetiminiz, idareniz altındakilerden sorumlusunuz. Hesaba çekileceksiniz. Onun için de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah ya eyyühellezine amen, ey iman edenler, cuma namazını eda etmek için camiye, cemaate gelen müminler, bu cuma namazını kılmak nasıl farz ise nefsinizi ve neslinizi, evladı iyalinizi de cehennem ateşinden korumak öylece farzdır. Öylece farzdır. Önce nefsinizi, sonra emriniz altındakileri, ailenizi, aile fertlerini cehennem ateşi. Nasıl bir cehennem ateşi? Yakıtı insan ve taş. Dikkat buyurun bak. Odun değil, kömür değil. Odunu, kömürü taş. İnsan. Böyle bir ateş var. Bu ateşten önce nefsinizi. Yani önce kendiniz yaşayacaksınız. Yapmadığınız, yaşamadığınız bir şeyi başkalarına söylemeniz utanılacak bir durumdur. Ya İsa diyor, iz nefseke thumma izinnas. Önce nefsine vaaz-ı nasihat et, sonra başkalarına, yoksa utan diyor. Lime tekulûne mâ la tef'alûn. Yapmadığınız, yapamayacağınız şeyleri niçin başkalarına söylüyorsunuz? Maalesef Müslümanlar olarak, anne babalar olarak, hocalar, muallimler olarak düştüğümüz hatalardan, yanlışlardan birisi de bu. Bazen başkasına yapmadığımız şeyleri emrediyoruz. Adam tezgahta aldatıyor. Öne erilerini koyuyor. Arkasına küçüklerini falan. Seçmeye kalkarsan da hepsi aynı. Aynıysa buradan alayım mübarek. Ne fark eder? Demek ki aynı değil. Ha, alıcıya da bıraksan bir kasa şeftaliden 2 kilo zor seçer. Ve haşatını çıkarır. Yani yok aslında birbirinden farkımız. Alıcısıyla, satıcısıyla yok bir farkımız. Yani hadis-i şerifte ne diyor? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil mümin olamaz. Bu hadisle amel etsek toplumda hiçbir sıkıntı kalmaz. Bu bana yapılsa razı olur muyum? Olmam. Öyleyse ben de başkasına yapmamalıyım. Bu kadar. Öyleyse ben de başkasına yapmamalıyım. Beşeri münasebetlerde hep bu hadise ölçü almalıyız. Birisi
Hani bir genç geliyor, ya Resulallah diyor, benim zina etmeme müsaade et diyor. Sahabe birden ayağa fırlıyor. Ne biçim teklif, ne biçim böyle Resul-i Ekrem'le konuşursun? Resul-i Ekrem Efendimiz oturun diyor, işaret diyor. Yaklaş ey genç diyor. Birisinin senin kızınla zina etmesine razı olur musun? Olmam. Ananla olmam, bacınla olmam, kardeşinle, teyzenle, halanla tek tek erinmeyip üşenmeyip söylüyor efendim. Olmam, olmam, olmam. Ey genç diyor, senin zina yapmayı düşündüğün kişi de birisinin ya bacısı, ya anası, ya kardeşi, ya kızı, ya halası, ya teyzesi diyor. Kendin için yapmadığını, razı olmadığını nasıl başkalarına yaparsın? Vallahi şu hadisi uygulayalım, toplumda hiçbir problem kalmaz ya. Şu hadisle amel edelim, toplum, evlerimiz, çarşılarımız, sokaklarımız, dükkanlarımız huzur dolar yani. Ama bana yapılırsa yanlış, ben başkasına yapabilirim. Yapamazsın kardeşim. Sana yapılmadığında razı olmadığın bir şeyi başkasına yapamazsın. Şununla amel etsek, emin olunuz çoklarının hidayetine de vesile oluruz. Muhammed bin Münkedir diye bir alim var. Aynı zamanda tüccar. Basra'da işçisine veya kölesine diyor ki, şu elbise 5.000, şu elbise 10.000, şu elbise 15.000. Akçe neyse. Ben akşama kadar gelmeyeceğim, ona göre satarsın. Akşam geliyor, ne yaptın? Efendim şu 5.000'lik akçeden diyor, öğüne öğüne 10.000'e sattım bir tane diyor. Sen ne yaptın ya, ben sana 5.000 dedim. Ben hani Konyalı hesabı pazarlık yapar diye iki katını söyledim, o da yapmadan aldı. Sen beni diyor helak etmek mi istiyorsun ya diyor. Kimmiş, neymiş? İşte Buhara'dan gelmiş, Han'da kalıyormuş birisi. Kızıyor, azarlıyor adam. Basra kazan, o kepçe bütün hanları dolaşıyor. Adamı buluyor. Kardeşim diyor, bir yanlışlık olmuş. Sana 5.000 akçelik elbise 10.000 akçeye verilmiş. Adam Müslüman değil. Daha henüz İslam olarak gelmemiş bu. Sana 5.000 akçelik elbiseyi 10.000'e vermişler. Onu düzeltelim diye seni aradım. Çok şükür buldum. Ya 5.000 akçeni vereyim, ya gel gidelim o elbiseyi ver. 10.000 akçelik elbise al. Yahut da bu anlaşmayı bozalım. Sen aldatıldın yani. Al paranı, ver elbisemi. Adam şaşırıyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Diyor ben razıyım diyor. Bu elbise bizim Buhara'da 10.000 akçe eder diyor. Ben razı değilim diyor. Ya sen para kazanmak istemiyor musun diyor. İstiyorum ama helalinden kazanmak istiyorum. Çünkü helalın hayrı olur, haramın harmanı olmaz, hayrı olmaz. Birilerini ağlatarak sen gülemez. Güldürmez Rabbim. Ağlatırsan Rabbim de ağlatır. Güldürürsen Rabbim de güldürür. Ne güzel söylemiş atalarımız. Ağlayanın malının gülene hayrı olmaz. Kafana koy bir tarafa. Sen birilerini ağlatacaksın, Rabbim seni güldürecek. Böyle bir şey benim Rabbim yapmaz. Ağlatanı ağlatır, güldüreni güldürür. Diyor, niye razı olmasın? Çünkü benim peygamberim buyuruyor ki, sizden birisi kendisi için istediğini, sevdiğini, kardeşleri için de sevip istemedikçe iman etmiş olmaz. Ben Muhammed bin Münkedir, 5.000 akçelik elbiseyi 10.000 akçeye almam. Öyleyse sana da satmamalıyım. Sana da satmamalıyım. Ve adamın Müslüman olmasına sebep oluyor. Nur'un işte 5.000 kaybetti gibi. Hayır. Adam Buhara'dan Basra'ya gidenlere diyor ki orada filan bir tüccar var. Gözü kapalı alışveriş yapın. Hiç aldatılmaz sizi. Dürüstlük uzun vadede kazandırır. Sahtekarlık kazandırır gibi zannedersin ama fazlasıyla çıkarır. Fazlasıyla. Yani bir damla zehir bir tenike balı zehir haline getirir. Onun için kardeşlerim bu hadisi beşeri münasebetlerimizde uygulayalım. Yani benim için yapılmasını istemediğim bir şeyi başkalarına yapmamalıyım. Bunu her hususta uygulayabilirsiniz. Evet. Demek ki işte Allahu Teala'nın bir emri de nedir? Cuma namazı gibi evlatlarımızın yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden korunması. Yani bu nasıl olur? Allah'a itaatle, haramlardan sakınmakla olur. Bunun içinde ne gerekir? Allah'ın emirlerini, farzları ve Allah'ın yasakları, haramları öğrenmek lazım. Maalesef
bugün öğrenme noktasında önceliklerimizi yanlış tespit ediyoruz. Hiç kusura bakmayın. Bütün Müslümanların, başka belki nefsim de dahil, öncelik noktasında çok yanlış yapıyoruz ve bu yanlışlığın faturasını ödüyoruz bugün Müslümanlar olarak. Bu yanlışlığı. Neleri önce öğrenmek lazım? Bakıyorsun üniversiteyi bitirmiş bir Müslüman evladı ama Kur'an okumasını bilmiyor. Hadi öyle değil deyin. Üniversiteyi bitirmiş, 15-20-25 sene tahsil yapmış, milyarlar harcamış, Müslüman, hatta belki namaz da kılıyor ama Kur'an okumasını bilmiyor. İlk öğrenmesi gereken bir farz. İlk öğrenmesi gereken. Niye? Çünkü imandan sonra ilk farz ne? Namaz. Namazın farzlarından birisine kıraat. Yani namaz kılacak kadar Kur'an-ı Kerim'i bileceksin arkadaş. Kur'an-ı Kerim'den ezberin olacak kardeşim. Öyle Türkçesinden, Latincesinden öğrendim çat pat. Olmaz. İbadet yarım yamalaklık kabul etmez. Siz diyebilir misiniz? Ya abdestin fazları dört hocam da ben ayakları yıkamasam olmaz mı diyebilir misiniz? Ya? Diyebilir miyiz? Allah için söyleyin. İşte namazın fazlarından birisi de kıraat ve hocalarım bilirler. Manayı bozacak yanlış okuma namazı bozar. Dikkat buyurun. Manayı bozacak yanlış okuma namazı bozar. Halakallahu Allah yarattı. Halakallahu Allah tıraş etti dersin ve Allah haşa berber yaparsın. Onun için yaşın 70 de olsa bu Kur'an'ı öğreneceğiz kardeşim. Yaşın 70 de direksiyon alıyorsun, şoförlük kursuna gidiyorsun, arabayı öğreniyor. İş Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelince kafa basmıyor hocam diyor. Ama dünyalık bir mesele oldu mu? Enayi mi yazıyor alnında? Yemezler diyor. Süper akıllı oluyor dünya işlerine gelince. Dünya işlerine gelince süper akıllı. Kafası iyi çalışıyor. Ama Kur'an öğrenmeye gelince kafa basmıyor hocam. Kafam anlamıyor hocam. Kardeşim sen olanca gayretini göster. Öğrenmeye çalış. Hiç olmazsa Rabbine karşı mazeretim olur. Allah'ım aklım başıma geldi, tövbe ettim, pişman oldum. Öğrenmeye çalıştım, bu kadar öğrenebildim. Değil. Bakınız, hoş bir bu hususta önem, öncelik noktasında bir şey anlatayım. Bir grup talebe İstanbul'da Boğaz turu yapıyorlar, geziye çıkmışlar. Talebeler tabii, gençler, şen şakrak, işte gülmek, eğlenmek istiyorlar. Kaptana diyor ki bir tanesi, amca diyor sen nereyi bitirdin? Oğlum ben okumadım diyor. İşte baba mesleği doğdum. İşte burada işte gemiyle uğraşıyorum işte. Diyor yani sen sen okumadın mı şimdi? Sen fizik bilmez misin diyor mesela. Oğlum dedim ya okumadım ben. Fizik nereden bileyim deyince amca diyor ömrün onda biri boşa geçmiş. Ha 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 hi hi gülüşüyorlar falan. Öbürü geri kalır mı? Amca diyor kimya da mı bilmiyorsun? Oğlum okumadım ya ben diyor sabırla gençler varsın. İşte okum, onda ikisi boşa geçmiş. Ha hi hi. Öbürü coğrafya bilir misin? Onda üçü boşa geçmiş biraz sonra falan. İyi, neşeleri iyi. Derken bir rüzgar, bir fırtına, dalga falan. Gemi sallanmaya başlıyor falan. Gençlerde bir telaş. Ama kaptan sakin tabii. Amca, gemi sallanıyor. Devrilir miyiz, batar mıyız, boğulur muyuz? Kaptan sakin sakin diyor ki, çocuklar diyor yüzme bilir misiniz? Bilmeyiz amca. Ömrünüzün tamamı gitti evladım diyor. Vallahi kaymakam olsan ömrün tamamı gitmez olmasan. Öğretmen olmasın da kaymakam olursun. Kaymakam olmaz da doktor olursun. Tüpçü olmasın da camcı olursun. Ama şu dini bilmezsen, şu dini yaşamazsan hem dünyan gider hem ahiretin gider. Önce şu dinimizi öğrenelim ve çocuklarımıza öğretelim. Kur'an'ımızı, İslam'ımızı önce öğrenelim, sonra öğretelim. Öğrenelim ki çocuklarımız da öğrensin. Baba Kur'an bilmiyor, hadi lan kursa. Hocam bizim çocuk okumadı, kaçtı ya. Sen de kaçtın, sen de kaçaksın. Sen de kaçaksın, haberin var mı? Bak gece gündüz camilerde o gelin okutalım diyorlar. Niye gelmiyor? Niye okumuyor? Elin hani sizin tabirinizde elin gavuru Müslüman oluyor, hemen Kur'an'ı alıyor gidiyor öğrenmeye. Vallahi hemen gidiyor. Ben bu Kur'an benimse, bana geldiyse öğrenmem lazım diyor. Hemen gidiyor öğrenmeye.
Sen öğrenmiyorsun. Bizim oğlan kurstan kaçtı. Dövdüm de kaçtı. Olmadı. Şunu yaptım olmadı. Sen de öyle. Çocuk gördüğünü yapar. Duyduğunu değil. Onun için düzeltmeye, ıslaha kendimizden başlayacağız. Gelin şu önümüzdeki günlerde camileri dolduralım Kur'an'ı öğrenmek için. Kur'an bülbülleri olalım. Evladımızı elimizden gelse en iyi kursa gönderiyoruz. En iyi efendim özel okula gönderiyoruz. İyi olsun, üniversiteyi kazansın. Cenneti kazanamadıktan sonra ne yazar ki yani? Kusura bakmayın yani, cenneti kazanamadıktan sonra bütün imtihanları kazansa ne yazar ki? Yani Allah rızası için iyi düşünün şu mübarek saatte. Cehenneme odun olduktan sonra bize alnı secdeli üniversiteler lazım. Bize alnı secdeli idareciler lazım. Haktan, adaletten yana olan. Yoksa dolu üniversite mezunu terörist. Terörist. Devletine, milletine ihanet ediyor. Niye terörist? Dinini bilmediği için. Kitabını bilmediği için. İslam ahlakıyla ahlaklanmadığı için. Ondan sonra yarın senin cenazene gelecek. Vallahi şurada kenardan bakacak. Niye? Öğretmedin, cenaze namazını kılmasını da bilmiyor. Ben öyle birisine şahit oldum. Adam kaymakam ama abdest almasını bilmiyor. Döken önce kolunuzu kaymakamı, sonra sağ kolunuzu öğretti. Bir ilkokul mezunu yalan yanlış durdu. Ya bize ne olacak? Bizim ilçenin kaymakamı hafız. 3 gün Ramazan'da hatimle namaz kıldırdı. Bize böyle kaymakamlar lazım. Haktan, adaletten yana, hayırsever, İslam'ın ahlakıyla, Kur'an'ın ahlakıyla, Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmış üniversiteler lazım. Yoksa Allah korusun, ne diyor ayet-i kerimede? İstanbul'da ve izel mev'udeti su'ilet bi eyyi zembin kutilet. Sorulacak, bu kız çocukları niye öldürüldü? Bir evladın dini terbiyesinin verilmemesi, ahlaki eğitiminin verilmemesi, İslami eğitiminin verilmemesi vallahi billahi onu öldürmekten daha büyük bir vahşettir. Tallahi onu öldürmekten çok daha büyük bir vahşettir. Çünkü Arapların öldürdüğü kız çocukları cennete gidecek. Masum, tertemiz olarak öldü gitti. Ya bizim dinini öğretmediğimiz, alnı secdeye gelmeyen, İslam'ı yaşamayan, Allah'a itaati olmayan evlatlarımızın durumu ne olacak? He? Ne olacak? Onun için gelin başımızı şu mübarek günde iki elimizin arasına alıp bir daha ciddi ciddi düşünelim. Allah rızası için nasıl onların dünyasını kazanması için madde harcamalarda bulunuyoruz, gayret ediyoruz, zaman ayırırsak dinini ve öncelikle ahlakını, edebini, İslam'ını öğrenmesi için çok daha büyük gayret ve öncelik göstermemiz lazım. Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır. اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدِ اَصَّلَاهِ Kulun ilk önce hesaba çekileceğidir. İlk önce hesaba çekileceğimizdir. Namazdan diyor hesabını verirse diğer ibadet ve taatları da diğer hesabı da kolaylaştıracak Allah. Ama namazdan hesabını veremezse diğer ibadetler de zor olacak. Allah rızası için şu cemaatimin hangi bir baba, hangi bir anne gözünün önünde şu dünya ateşinde yanarken seyreder? Hiçbir baba anne. Bu ne ki ya? İnne ehvene ehlün nâri azâben leracülü yûzav alâ ahmesi kademeyi yâli minhumâ dimâvuhu. Cehennemin en hafif azabı, en hafifi kişinin diyor ayak çukurlarına birer kor parçası konur. Kor parçası. Bundan beyni fokur 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 kaynar. Beyni kaynar ve zanneder ki bu yahu en şiddetli azabı ben çekiyorum. Bundan daha şiddetlisi olmaz. Ehvenühüm azaben. Halbuki en hafifi bu. Sen dünya ateşinde yanmasına gözünle gönlün razı olmazken nasıl bir böyle bir ateşe kendi ellerinle atarsın? Allah'tan korkmak lazım. Uyanmak lazım, şuurlanmak lazım. Bunun için de ekrimu evladeküm.
ehsunu edebehum. Evlatlarınıza iyilik ve ikramda bulununuz. Onların İslami edebini, ahlakını, Kur'an ahlakını veriniz. Dinini öğretiniz. Allah rızası için ya. Yapmayın Allah rızası için. Önce elimizden gelse bütün evlatlarımız hafız olsun. İsterse doktor olsun, isterse ne olursa olsun. Hafız olsun, öbür eğitimleri de kolaylaşır vallahi. Öbür eğitimde. Bana tıp fakültesi dekanı dedi ki burada en başarılılar hafızlar dedi. Niye? Ezberleme melekesi güçlü. Yabancı kelimeleri çabuk ezberliyorlar. Onun için ne olur? Amel defterimizi kapatmayacak evlatlar yetiştirmek en karlı yatırım. Amel defterini kapatmıyor ya. Sen ölmüşsün ama senin defterine devamlı sevap yazılıyor. Neden? Veledin salihin yed'u leh. Amel defterini kapatmayacak salih bir evlat yetiştirmişsin. İslam'a, Müslümanlara hizmet ediyor. Allah'a itaat ediyor. Müslümanlara iyilik ve ihsanda bulunuyor. Senin hayırla yad edilmene vesile oluyor. En karlı yatırım işte bu. Ölmüşsün, 100 sene, 200 sene, 300 sene geçmiş, senin defteri ameline sevap yazdıran bir evlat yetiştirmek en karlı yatırım. Onun için Allah rızası için gelin kendimizi ve zürriyetimizi yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden koruyalım. Allah rızası. Mutlaka dini eğitimini verelim. Bunun takipçisi olalım. Bu usta ısrarlı olalım. Allah rızası için ne olur ya. Bakıyorum yani üniversite imtihanları oluyor. İşte bilmem şu imtihanlar oluyor. Ortaokul şu işte fen liseleri. Anneler, babalar, tekkeler, dervişler toplanıyor. Allah, oğlu içeride imtihan ediyor, dışarıda Kur'an okuyor, cüz okuyor, çatlıyor. Ama sabah namazına kalkmıyor, beş vakit namazı kılmıyor, cennetin anahtarı olan hiç umurunda değil. Bu babalık mı ya? Bu annelik mi ya? Gözünün önünde evladı kendisi kalkıyor, namaz kılıyor. E sen cennete gideceksin, evladın cennete gitmeyecek, onun ihtiyacı yok mu? Sen cennete gideceksin. Haydi oğlum siz de cehenneme. Bay bay. Öyle mi? Böyle bir babalık mı? Allah böyle mi emrediyor? Ya tam tersi. Ya büneyye akimis salah. Yavrucuğum ne olur namazını kıl. Öyle kızarak, bağırarak, döverek, söverek de değil. Ne olur yavrucuğum namazı kılalım. Onlar kızsalar da, surat da assalar bir gün kabul edecekler. Allah razı olsun babamdan diyecekler. Allah razı olsun. Keşke biraz daha fazla benim üzerinde dursaydı daha iyi olurdum diyecekler. Onlara aldırış etmeden ısrarla yavrucuğum, evladım gel cennete gidelim. Gel cennet bahçelerine gidelim. Gel Resul-i Ekrem Efendimiz'e komşu olalım. Cennetin anahtarı olan şu namazı kılalım. Şu Kur'an'ı öğrenelim. Üzülerek söylüyorum bir İmam Hatip hocası olarak veli geliyor. Hocam Kur'an-ı Kerim'i öğret demiyor. Öğrenmese de geçir diyor. Yani Kur'an'ı öğret demiyor benim şu çocuğa. Hocam bunun öğrenmesi için ne gerekir demiyor. Geçsin. Ya kimse kalsın demiyor. Geçsin de ama şu Kur'an'ı da öğrensin ya. Yani geçti geçti sıratı geçemedikten sonra ne anlamı var ya? Ya sıratı geçemeyip cennete girmedikten sonra ne anlamı var? Bütün sınıfları geçse ne yazar ya? Sıratı geçemedikten sonra ne anlamı var ya? Allah aşkına ne olur kardeşlerim. Onun için namaz müminin miracıdır. Namaz dinin direğidir. Men tarakaha fakat hedemet din. Müslüman namaz kılar. Mümin namaz kılar. Allah rızası için ey şu mübarek saatte camiye toplanan müminler. Şu cuma namazı farz da beş vakit namaz size farz değil mi? Tam tersine beş vakit namaz daha çok farz. Cuma namazı kadınlara farz mı? Değil. Ama beş vakit namaz onlara da farz. Cuma namazı camiye gelemeyecek şekilde hasta olanlara farz mı? Değil. Cuma namazı hastalara da farz. Cuma namazı seferi olanlara farz mı? Değil. Beş vakit namaz seferi olanlara da farz. Yani cuma namazından belki farz olmayabilir ama beş vakit namazdan kurtulmak mümkün değil. Ancak yavur olursa öyle kurtulur bir insan. Müslüman olduğu müddetçe namazı kılmak farz. Kurtuluş yok.
Ey kardeşlerim ya, siz biriniz, son olarak şunu söyleyeyim. Patronsunuz, birisi geldi, işçi lazım. Dedi ki, ben 8'de gelmem de 9'da gelirim dedi. 5'te çıkmam da işten 4'te çıkmak istiyorum dedi. Şu işinizi yaparım da şu dediğinizi yapmam dedi. Allah hakkı için söyleyeyim. Birisini bu işçi olarak alacak var mı böyle birisini? Var mı aranızda ya? Ya Allah için söyleyeyim. Ben bunu işçi alırım hocam. Bir dediğimi yapacak, bazısını yapacak, bazısını yapmayacak. Almaz kimse. E ama sen Allah'la pazarlık yapıyorsun. Allah'ım cumanı kılarım ama 5 vakit namazını kılmam. Domuz etini yemem ama faizi çatır çatır yerim. Ramazan orucunu tutarım ama tesettüre girmem. Ya nasıl Allah'la pazarlık yapıyorsun ya? Nasıl böyle bir Müslümanlık olur mu ya? Ayetle bitirelim. Estağfurullah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Allah Resulü ne getirdi size? Hepsini alacaksınız. Seçemezsiniz. İşine geleni yap, al. İşine geleni at. Öyle bir hakkınız yok. Siz kulsunuz. Rabbiniz neyi emrediyorsa semi'na ve ata'na diyeceksiniz. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ve neyi size yasaklıyorsa da ondan Allah'a sığınacaksınız. Onları terk edeceksiniz. İçki içmem ama faizlerim yok. Evet, cemaatimiz arkada kaldı. Lütfen ön taraflar bomboş. Ön taraflara doğru gelelim Allah rızası için. Siz diyor ön tarafın faziletini bilseydiniz birbirinizle kavga ederdiniz diyor. İşte hali pürmelalimizin birisi de bu yani. Ön saflarda boş diyor. Arkadan sanki hemen kaçıverelim der gibi bir durum yani böyle. Onun için siz diyor ön safların faziletini bilseydiniz kavga ederdiniz, işi kuraya götürürdünüz. Müslümanların perişan halini gösteren göstergelerden birisi de bu saflar. Saflara bak, Müslümanların halini gör. Sahabenin omuzları eskiyor sık tutmaktan. Adamı biraz sıkıntıysa arkaya geçiveriyor. Geç ya diyor, adama bir rahat namaz kıldırmıyorlar diyor aslan. Omuzları eskirdi sahabenin diyor. 120 bin sahabi dünyaya hükmetti. Evet, onun için kardeşlerim Müslüman Allah'ın bütün emirlerini mestada'tum gücü yettiği kadar yapandır ve gücü yettiği kadar bütün haramlardan sakınandır. Bütün haramlardan domuz etinden sakındığınız gibi sakınacaksınız. Domuz etinden nasıl sakınıyorsanız, nasıl çirkin ve körük görüyorsanız bütün haramlardan da aynen böyle. Ondan daha şiddetli haramlar var. Ve Allah'ın bütün emirlerine, peygamberin bütün sünnetlerine de çocuğumuzu sünnet ettirmeye sarıldığımız gibi bütün sünnetlere sarılsak bu millet kurtulur. Yani ben şimdi aranızda sünnetsiz var desem neredeyse bu gavur kim dersiniz. Ama öbür sünnetlere gelince sünnet ne olacak? Sünnet ne olacak? Ne olacak dediğin peygamberin emri. Peygamberin emrini yapmayacaksın da kimin emrini yapacaksın? Kimin emri senin için önemli? Peygamberin emri önemli değilse Allah da sana önem vermez, değer vermez. Onun için bütün emirlere yapan, bütün yasaklardan sakınan müminlerden eylesin Rabbim bizleri inşallahü teala. Hakkı hak bilip hakka ittiba edenlerden, batılı batıl bilip batıldan iştinab edenlerden eylesin. Rabbim neslimizi ve neslinimizi yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Rabbim bizleri kafir babası, kafir dedesi eylemesin. Evlatlarımızı İslam ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla terbiye etmeye hidayet edip muvaffak eylesin inşallah Teala. Kardeşlerim bu pazar inşallah Sultan Selim Camii'nde sabah namazında çocuklar ve babaları, aileleri namazda buluşuyor kampanyası mucibince çocuklarımızla beraber inşallah Sultan Selim sabah namazında buluşuyoruz. İnşallah buna sadece Sultan Selim'de değil, bundan sonra devamlı devam etmek üzere Sultan Selim Camisi'nde başlatmış olalım. Rabbim cennetin anahtarı olan 5 vakit namazı huşu içinde tadili erkana riayet ederek cemaatle eda edenlerden ve kıldığı namaz kendisini fuhşiyattan, münkerattan uzak eyleyenlerden eylesin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. İsmim Hasan Basri.